Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Biraz daha videonun başlangıcında sessiz bir yer seçmek istedim. Vloga başlamadan önce öncelikle milletimizin başı sağ olsun son iki günde ne yazık ki verdiğimiz şehitlerden ötürü çok modumda olduğumu söyleyemeyeceğim. Yani yıllar geçiyor, terör ne yazık ki bitmiyor. Verdiğimiz canlar ne yazık ki azalmıyor. Bizim bildiğimiz gene iki günde 12 tane canımızı kaybettik. Dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine de sabır diliyorum. Devlet acısı çok zor bir şey. İnşallah kimse yaşamaz dediğim gibi. Videoya başlamadan önce ya bu, zaten bu konuyla ilgili konuşacağız biraz. Nefret unsuru olsun, terör unsuru olsun, bölüştürücü unsurlar olsun. Biraz bunlarla ilgili de konuşmak istiyorum ama Kadıköy'e geçmeden önce böyle bir başlangıç yapmak istedim. Bugün artık malumunuz senenin en zor maçı, suratımdan da anlayacağınız üzere en gergin, en stresli maçı bizi bekliyor. Ligin artık ligi koparmış iki takım, en yakın rakiplerine 14'er puan takmış iki takım. Artık bu iki takım arasındaki maçlar çok büyük ihtimalle şampiyonluğu belirleyecek. İlk ayağı Kadıköy'de. Dediğim gibi bugün biraz sönük bir havada geçecektir. Yani başka faktörlerden dolayı tabii bu başta belirttiğim terör şehit muhabbetinden ötürü. Umarım akşam bugün centilmence bir maç olur. İyi olanı kazandım. Umarım Fenerbahçe'nin kazandığı maç olur. İnşallah hakkımıza kazanırız. Ve de güzel bir vlog sunma imkanım olur sizlere. Yavaştan Yoğuş tarafına geçeceğiz. Oradan da stadyuma geçeceğim. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Umarım keyif alırsınız. Herkesim oda girmiş durumda. Ben çok dışarıda bağırıp çağırma taraftarı değilim. Kendimi biraz da stada saklıyorum. Çok fazla olay oldu tabii. Hafta içinde Kayseri deplasmanından çıktık. Belki de bu devrenin en zor deplasmanı olarak görebileceğimiz bir deplasmandan çıktık. Ama kazandık mı kaybettik mi ben onu anlayamadım. Yani en önemli oyuncumuzu kaybettik gene. Son dakikada malum şahısın gösterdiği kırmızı karttan ötürü. Ben artık ismini söylemeyeceğim. Yani ne kadar karşıda oldum biliyorsunuz zaten. Yani bu anlam veremediğim bir şey. Bizim oyuncunun da hatası var tabii ki. Kötü niyetli bir hakemin yani niyetini bildikten sonra yani gidip de üstüne itiraz etmesi, şey yapması Tonga'ya düştü. İki tarafı da suçluyorum bu yüzden. Fred'in de yapmaması gereken bir şeydi. Olan oldu. Bugün Fred'siziz. Bu nasıl bir kadroyla çıkacağız göreceğiz. Muhtemelen çok radikal bir karar vermeyecekti İsmail Hoca. Yani İrfancan'ın 8 numara oynamamasından falan bahsediyor da ben hiç sanmıyorum böyle bir şey yapacağını. Tek beni düşündüren şey stoperde kimin oynayacağı. Az önce Serdar Aziz'in oynamayacağı söylendi. Yani ya Samet oynayacak ya Osterwold oynayacak. İkisi de bence şu anda ayaklı bomba benim için. Neden diyeceksiniz? Samet zaten söylememe gerek yok. Son maçlarda yaptığı şeyler belli. Hani iyileri var, kötüleri var ama yanlara çok negatif bir çizgi çiziyor. Osterwold'e de asıl pozisyonu stoper olmadığı için beni çok korkutuyor yani Icardi karşısında. Dolayısıyla inşallah savunmayı çok konuştuğumuz bir maç olmaz ama dediğim gibi kafa kafaya geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray presli başlayacaktır. Orta saha kontrolünü ele geçirmeye çalışacaktır. Bunu çok yapıyorlar. Son maçlarda özellikle takip ettiğim kadarıyla. Tabii maç yaklaştı. Maçı son bir saat kala kadrolar daha net olacak. Onu statta analizini tekrar yaparız ama en azından ben kendi düşüncelerimi söylerim. Ancak dediğim gibi geçen senenin aksine çok daha kafa kafaya geçmesini beklediğim bir maç olacak bence. Göreceğiz. Ben birazdan işte biraz daha bir etrafı gezineyim, bir havasını iyice solayım. Yoğurtçunun ondan sonra stada gireceğim. Daha sonra konuşmak istediğim birkaç konu var dediğim gibi. Onları konuşacağız, takımları göreceğiz. Sonra da hayırlısıyla 90 dakikaya başlayacağız. Thank you.
dayanamadım. Saat 4.30'da içeri girdim. Daha 2.5 saat var. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. An ve an yaşayacağız bunu. Çok fazla bir kalabalık var. Çok büyük bir kalabalık var. Çok da geçe kalmak istemem o yüzden. Bütün atmosferi yaşayabilmek ise de yaşayabilmek adına. Galatasaray tribün de gelmiş. Yaklaşık 2000-2500 kişi arasında bir tribün var. Tıklım tıklım dolu olacak. Uzun bir süre sonra Kadıköy'deki deplasman tribünü. Yani seyirciyle güzel futbol. Deplasman tribünüyle güzel. İnönü'de GFB'nin yaptığı organizasyonla zaten gördük bunu. İnşallah bugün hem sahada hem tribünde ezici bir üstünlük kuracağız. Ve 90 dakika boyunca maçı bırakmayacağız. Tek temennim bu. Bunun dışında videonun başında biliyorsunuz terör muhabbetinden bahsettim. Ne yazık ki olan şey. Bunun yani bu nefret, terör konusundan yola çıkarak futbolla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Bizim arkadaşlar düşmanımız belli. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Ya bu video çok hızlı izleneceği için muhtemelen artık kendimi sorumluluk hissediyorum. Bunu da söylemekte artık fayda var çünkü çığırından çıkmış durumda bu. Sosyal medyada özellikle bu nefret söylemleri. Birkaç tane değil artık onlarca sayfa doğuyor ama birkaç tane sayfanın, birkaç tane insanın öncülük yaptığını görüyorsunuz bunda. Anonim kişiler veya anonim olmayan kişiler, sayfalar artık kendi menfaatleri doğrultusunda futbola nefret tohumları ekiyorlar. Ya çok basit, ismi söylememine gerek yok. Bir tane Sivale'de, 10 yıldır falan galiba ortada, Fenerbahçe'de gazeteciyim, muhabirim diye geçiniyor. Tek yaptığı şey saçma salak ortada söylemler atmak. Fenerbahçe taraftar tarafından da kabul görmeyen, sadece karşı tarafı kışkırtmaya yönelik söylemlerde bulunan bir insan mesela. Anonim olan tarafı da söyleyeyim mesela. Galatasaraylı bir, mesela rakibimiz örnek veriyorum. Galatasaraylı bir sayfa var. Galatasaray'ın kurucusu ismiyle kurulmuş bir sayfa. Tek yaptığı şey sadece nefret tohumları ekmek, karşıdakine hakarette bulunmak. Ya futbolda trash talk olur, sporda trash talk olur. Bu gayet normal bir şey. Biz de yapıyoruz yeri geldiği zaman. Yendiğimizde dalgamız geçiyoruz, yenildiğimizde kabul ediyoruz bazı şeyleri. Karşımızdakinin hakkını vermeyebiliyoruz. Böyle olmalı spor. Yani kendi menfaatleri doğrultusunda nefret tohumları ekip insanları birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok. Lütfen bu tarz insanlara kesinlikle ve kesinlikle prim vermeyin. Benim sizden, en azından kendi izleyicilerimden, kendi takipçilerimden tek beklentim bu. İşin kolay tarafı, işin kolay tarafı nefret söyleminde bulunup insanları birbirine düşürüp bundan prim kasmak. Birazdan tribüne geçeceğiz. Ben çok stresli, 3 gündür uyumuyorum. Özellikle Fred'in kırmızısından beri uyumuyorum. Yani belki video maçında söylemiştim, onu da hatırlamıyorum. Kadrolar şekillenecek birazdan, oyuncular sahaya gelecek. Heyecandan titriyorum yani. İnşallah güzel bir oyun oynayacağız. Yani maçın başına itibaren 50 bin kişi aktif olmamız gerekiyor. Sürekli destekte bulunmamız gerekiyor. İnşallah insanlar bunun bilincine gelmiştir. Tek dileğim bu. Yavaştan tribüne geçelim. Hepimize, Fenerbahçe'mize bol şans. Birazdan onlar da çıkacak, bizimkiler de çıkacak. Vallahi yavaş yavaş kızıyor dediğim gibi. Uzun yıllar unutulacak bir derbi bizi bekliyor. İnşallah futbolun planda olduğu bir maç olur. Başka bir şey de konuşmayın. Göreceğiz.
kadrolar açıklandı. Demin söylediğim şey doğruymuş. Cengiz kanat oynuyor. Oster Wolde stoper. İrfan da 8 numara. Valla inşallah tutar. Biraz tadını gibi. Hafta içi ne yaşandı bilmiyoruz tabii. Hocamın bir bildiği vardı diye umuyorum. İrfan da kariyerin en iyi maçını oynamak zorunda şu anda. Öbür tarafta Galatasaray kadrosunda Zaha yok. Kerem'i solda, Mertens'i orta başlatmış. Bu da hemen Zaha'yı ikinci yer alacak durumda. Ve Boyaç Alper sol bek. Bizim sağ taraftan hücum etmemiz gerekiyor. Sağ tarafa yığmamız gerekiyor oyunu. Göreceğiz. Son bir saat. Oyuncular hala çıkmadı. Ben daha çok geriliyorum şu anda. Kendi sesimi duyamıyorum yani.
Arsenal'ın duracağı 90 dakika. Allah sonumuzu hayır etsin. Güveniyoruz, inanıyoruz. 3 puan alacağız. Başka bir çıkış yolumuz yok. Hadi çocuklar, hadi yüzümüz güldür. Yakın bir Fenerbahçe yoktu. Sadece kaç pozisyon böyle bir oluyor gibi oldu o kadar.
Galatasaray'dan oturaklı oynuyor. Daha bilinçli oynuyor şu anda. Özellikle yani oynatmıyorlar bize. En büyük sıkıntı bu. Çok fazla pres yapıyorlar ve uzun toplara da çıkamıyoruz. Şu an gerçekten deplasmanda oynaması gerektiği gibi oynuyorlar. İkinci yarı özellikle bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum. Cengiz'in çıkıp İrfan'ı sağa geçip İsmail'in biraz daha orta sahaya takviye olarak gelmesi gerekiyor. Bir şey denedik ama orta sahanın kontrolü tamamen kaybettiğimizi düşünüyorum şu anda. Her oyunun her yanında şu an Galatasaray daha üstü gibi. Net bir pozisyon yok. Ama dediğim gibi her an her şey olabilir. Atan alacakmış gibi duruyor. Eğer biri kazanacaksa. O yüzden ilk gol atanı bizim olmamız gerekiyor. İkinci yarıda eşitlik yapacak mı hoca direkt bilmiyorum. Göreceğiz. Ya sanmıyorum yapacağını direkt. 60'a kadar yapacağını sanmıyorum. Hep beraber ikinci yarıda göreceğiz. Erken ve doğru bir hamle yaptı. İsmail oyunu aldı. İrfan sağa geçecek. Düşündüğümüz gibi bu hamle gerekiyordu. Orta sahayı geri almamız gerekiyor. İlk konu böyle çıktı. Hadi canlar verdi. İşte bu ya. İşte bu. Evet. Bravo. Tehlikemiz 60. dakikada yani oyuna giren İsmail'in İsmail'in çabası tabi sağ kanada geçen orada güzel paslaşma oldu. Sebon'la yana biraz daha iyi olursa köşeden girecek ama olmadı. Devam. Hadi. Maçı 3 dakika, 6 dakika. Abi. Adam daha sonra geldi buradan. Ne diyeyim? Yani ne diyeyim? İğrenç bir maçtı. Gerçekten.
Kimi ne kadar kaleye isabet düştüler bilmiyorum gerçekten. Hiç beklemedim şekilde gitti. Çok bol gollü maç olacağını düşündüm ama 0-0 bitti. Hiç beklemiyordum ama dediğim gibi Galatasaray iyi çalışmış dersine. Hiç oynatmadılar bize. Biz sınıfta kaldık. Ben bunu yani Twitter'a da yazdım zaten. Sabah kadar oynasak biz bırak kazanmayı gol bile atamazdık diye düşündüm. 0 oyun planı. Oynayamadık. Oynatmadı herifler yani. Yani uzun vadede baktığın zaman Galatasaray kazançlı çıktı. Çünkü deplasmandan bir puan bir puandır. Kısa vadede biz de liderliğimizi sürdürdük. Şu tablo umut vermedi. Oynanan oyun umut vermedi. Diyecek çok fazla bir şey yok. Oyun içerisinde birkaç kere gerginlik oldu. Jack Oykard arasında oldu. Sasha Boye ile King arasında oldu. Yani, öyle bir maçtı ki şu an neyi ne desem, ne konuşsam boş. Yani o kadar futbolla alakası olmayan maçtı ki. Hani yüksek dozajda mücadele vardı ama sadece o yani. Sağlık olsun diyelim. 2 puan bıraktık burada. Ya da diğer taraftan baktığımızda 1 puan kazandık. Artık önümüzdeki maçlarda kayıpsız devam etmemiz gerekiyor. Hala lideriz. İşin en azından kısa vadede dediğim gibi güzel tarafı var. Göreceğiz. Bugün Fred'in, özellikle Fred'in eksikliğini çok çektik. İlk yarıda orta sahamız çok düştü. Fred 3 maç yok zaten ligde. Bakacağız. Cuma günü oynanacak ama Süper Kupa finalinde Fred olacak. Belki fark yaratır diye düşünüyorum. Artık tek fokusumuz orada. Öyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Keşke daha güzel bir maç olsaydı, daha keyifli bir maç olsaydı, kazanabilseydik her şeyden önemlisi. Olmadı. Bugünlük de bu kadar olsun. Sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz kanala. Bir sonraki videomuz galiba yılbaşından sonra olacak. Şimdiden hepinize mutlu seneler diyorum. Umarım 2024'de güzel bir giriş yaparsınız. Suudi Arabistan'a gidemeyeceğimize göre. Evet. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.